radyo tiyatrosu Haciz Yazan Çiğdem Koç Yöneten Levent Tülek Yapımcı Kıvanç Nalça Efektör Ersin Temelli Oynayan sanatçılar Muhsin Mert Asutay Akide Ayşen Guruda Şaheser Gül Onat Bukadderat Turgay Kantürk Ceren Pelin Supir Erdem Alirza Kubila, Veli, Emrah Eren, Ali ve Spiker, Alican Yücesoy. Şaheser. Şaheser! Uğurlu kravat iğnemi bulamıyorum. Sen gördün mü acaba? Şaheser! sana söylüyorum. Kocan konuşuyor Şaheser. Ay Muhsin, ben diyorum ki dudaklarma silikon yaptırsam. Ha? Şöyle dolgun dolgun olsa ne dersin? Ne, ne yaptırsan diyorsun? Silikon diyorum Muhsin silikon. Hey Allah'ım hey Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz ama kullarını akıl dağıtırken şu benim şaheserimi niye atladım bilmem ki. Ha, karıcığım ciğerparem benim. Eğer Allah sana şişmiş dudak vermeyi uygun bulsaydı şişmiş dudak verirdi öyle değil mi? Sen biraz tuzlu çekirdek o şişer merak etme. Şimdi sen benim Ay aşk olsun Muhsin yani. Bütün sinema yıldızları yaptırıyor da benim neyim eksik affedersin. Öyle değil mi Ceren? Kızım sen de bir şeyler söylesene babana. Ay evet babacığım annem haklı. Bütün sinema yıldızları artık estetik yaptırıyor. Annemin onlardan nasıl bir eksiği olabilir ki değil mi? Ah ah doğru ben ne kadar aptalım. Annen yakında Kadir İnanır'la yeni filme başlayacak ya lazım tabii. Koş karıcığım sen geç kalmadan şişir dudaklarını. Zaten bir sabah aynaya bir bakacaksın ve küt diye kalpten gideceksin. Söylemedi deme. Hayır o bir şey değil de beni de yanında götüreceksin ben ona yanıyorum. O neden baba? Ha, şundan benim güzel kızım. Annen her gün başka bir yerini yaptırdığı için bir sabah kalkıp aynaya bakacak. Kendini de tanıyamayacak tabii ki. E, kim bu aynada bana bön bön bakan kadın diye şoka girecek. Bir kalp krizi ondan sonra da sen sağ ben selamet. Doğru helvacıya. Peki benim çok akıllı kocam. Seni neden yanımda götürecekmişim söyler misin? E, ben de seni tanıyamayacağım için kim bu evimdeki yabancı kadın cesedi? Canım karım nerede? Diye şoka gireceğim. Hemen akabinde bir kalp krizi hop öteki taraf. Artık karşılıklı yatarız musallar taşında. <laughs> Mohsin, <laughs> çok ayıp ama. ama karıcığım haksız mıyım? Bak kendini gerdire gerdirene kadar gergin olduğun espri bile kaldıramıyorsun. <laughs> Bazen gerçekten de çok kırıcı olabiliyorsun Muhsin. Bunu biliyor muydun? Hanımım, buzdolabını temizliyorum da şunun içinde bir tane kalmış. Biriniz içinde ziyan olmasın. Yazıktır. Milli servet. Ne o akide ver bakayım. Al hanımım. İlaç, ilaçtır. Ne? İlaç mı? Allah Allah. Yahu akide ziyan olmasın diye ilaç mı içilir durup dururken delirdin mi sen? Niye? Aileden birinin ilacı işte yabancı'nın değil ki. Bir yerinize iyi gelir kesin. Atısı mı yani beyim? Bulan var, bulamayan var. Allah savruklu affetmez. Bak benden söylemesi. Akide. Buyur beyim. Sen ne dediğinin farkında mısın ha? Tutumda olmakla bunun ne alakası var söyler misin? İlaç bu akide ilaç. Öyle durup dururken içilmez. Ziyan olmasınmış. Ha bırak olsun. Allah Allah. Vallahi Muhsin Bey'im sen nasıl zengin oldun bilmiyorum. Bu savruklukla şirketi de batırırsın yakında. Bak sonra demişti dersin. Akide. Buyur beyim. Çık dışarı. Bugün bana görünme bir daha tamam mı? Evi tımarhaneye çevirdiniz ya. Nedir benim günahım bilmiyorum ki. Allah Allah. Bu yaptığınız tutumlu ve patron sevgisiyle dolu bir çalışana yapılmış olan haksız ve yersiz bir tavırdır. Sizi kınıyorum ve şiddetle teessüf ediyor Muhsin Bey. Kalbimi çok kırdınız. Bunu da diyeyim size. Dışarı Akide. Dışarı. Bak Muhsin görüyor musun? Onun da kalbini kırdın. Ne oluyor sana bu aralar bilmiyorum. Bir doktora falan görün istersen. Çok gerginsin, çok. Akide, akide. Dur bakayım neymiş o ilaç? Getir kızım, ben içerim. Hayda. Ne dedim? Ee, reçeli uzatır mısın karıcığım? Şaheser? Karıcığım? Kızım, babana reçeli uzatır mısın? Tamam anne. Buyur babacığım. Şaheser, hala mı dargınsın bana sen? Hı? İyi de ben sana kötü bir şey demedim ki ciğerparem benim. Hı? Yani gerginsin dedim. Ne dedim ki? Gergin. Ceren babana söyler misin kızım? Eğer komiklik yapmak istiyorsa bir sirke falan katılsın. Benimle uğraşmasın. <laughs> Bence şansını fazla zorlama babacığım. Annemin bu hali bir süre devam eder. E kolay değil tabii kalbi kırıldı kadının. Artık bilmiyorum yani. Evet evet. İlk alışveriş krizine kadar devam eder bundan eminim. Kredi kartının limiti doluncaya kadar ya da... Baba. <laughs> tamam tamam sustum. <laughs> hadi ama güzel karım hadi. Hadi bak. Hayırdır inşallah. Bu da kim şimdi sabah sabah? Bilmem ki. Sana sormadım Muhsin. Affedersin karıcığım. Ben de fırsat bu fırsat arayı düzelteyim demiştim de. Allah Allah. Peki Akide nerede? Ya neden kapıya bakmıyor ki? Akide! Akide! Allah Allah. Hayırdır? İlacı kendisi içip öldü galiba. Akide! Buyurun. Neredesin sen? İki saattir bağırıyorum. Burada Buradayım. O zaman kapıyı neden açmıyorsun öğrenebilir miyim? Bana bugün görünme dedin ya ha, ondan. Bana, tamam bana görünme de kapıya git bir bak. Sana görünmeden kapıya nasıl bakayım beyim? Of. Kapıya ulaşabilmem için salondan geçmem lazım. Sen de salondasın. Hem görünme hem kapıya bak. Olmaz ki böyle değil mi? Sen de bir karar ver. Bir öyle bir böyle. Ben de aptala dönüyorum yani. Akide! Tamam tamam bakıyorum. İyi günler. Ben icra müdürlüğünden geliyorum. İcra memuruyum. Evet. Ben de avukatım. Evet. İcra müdürlüğünden diyorum efendim. İcra memuruyum ben. Avukatım ben de. Evet. Mukadderat efendim. Ben Eyvah vah kim öldü başın sağ olsun yakının mıydı ne yapalım yazgı işte topraktan geldik toprağa dönüyoruz Allah'ın dediği olur rahmetli anam derdi ki ne? Hanımefendi hanımefendi benim adım Mukadderat. Ha öyle söylesene kardeşim iki saattir beni konuşturuyorsun rahmetli anamı da rahatsız ettim boş yere. <laughs> Zaten öyle söylemiştim ben Mukadderat icra müdürlüğünden geliyorum Muhsin Korkmaz'ı arıyorum burası onun evi mi öğrenebilir miyim acaba? Duruma göre değişir kardeş. Sen kimsin onu söyle bir bakayım. Hanımefendi söyledim ya. Mukadderat icra memuru icra. Vallahi ben sizin kaşını gözünü pek beğenmedim. Doğru söylediğin malum. Her mukadderat diyeni içeri alacak değilim herhalde. Ee, karışmayayım dedim ama bu sohbet giderek saçma bir hale almaya başladı. Bakın ben avukat Erdem ve... Avukat bey avukat bey bir saniye bir saniye müdahale etmeyin. Hanımefendi bak... bak Kim şimdi... hanımefendi? Sen nereden tanıyorsun Aha. benim hanımımı? Akide. Akide. Kiminle konuşuyorsun iki saattir kapıda? Kimmiş gelen? İki adam gelmiş Muhsin Bey. Hanımımı tanıyorlarmış. Hanımını tanımıyoruz. Muhsin Bey'i arıyoruz biz. Ben hanımefendi derken size hitap etmek açısından öyle söyledim yani. Tövbe tövbe benim ne işim olur Muhsin Bey'le hanımı ben değilim. Hanımım şaheser benim. Muhsin Bey'in hanımı yani. Ben kimsenin hanımı falan değilim. Benim bir tane vardı bıraktı gitti. Ama benim de pek umurumdaydı. Kızım, kızım yani... bak bakalım kimmiş gelen. Akide yine havasında bugün. Ne diyor anlamadım ki ben. Tamam babacığım bakıyorum. Buyurun. Merhaba hanımefendi. <laughs> Merhaba buyurun. Şey rahatsız ettik ama yani. Aa, ah, ah, ne rahatsızlığı rica ederim buyurun. Kız Ceren Hanım'ım geç bakayım sen içeri. Ay tamam Akide Buyurun kimi aramıştınız? Ben Ceren. Aslında biz şey ben de Erdem. Avukat Bey. Hayırdır kızım? Musin korkmasın evi burası mı? Efendim? Giden kapıda kalıyor. Hey Allah'ım. Kimse bu gelen. Ben gidip bakayım bari Şaheser. Ben sana küsüm Muhsin. Peki Şaheser. Öyle de kal Şaheser. Bana sonsuza dek küs Şaheser. Muhsin, Muhsin bayılacağım şimdi. Nedir bu haciz falan? Ay ay yoksa iflas mı ettin? Ay inanamıyorum. Ceren, Ceren su ver kızım su. Akide koş yetiş. Ay yetişin kocam müflis olmuş koşun. Ay bu ne zaman oldu Muhsin? Şaheser dur biraz ay. dur sakin ol. Ay. Yanlış anlama var bu işte. Ceren ay. ilgilen ay. kızım annenle. Tamam baba. Beyler, beyler oturun siz de lütfen oturun. Şu Sağ durumu abi. bir anlayalım. Yanlışlık falan yok Musim Bey. Musim korkmaz sizseniz. Burada sizin evin ise doğru yerdeyiz demektir. Kanun hata yapmaz efendim. Hata insanlara özgü bir durumdur. Kanunlara özgü değil. E bakın avukat bey ben saygın bir iş adamıyım. Üstelik kimseye de borcum yok. Demek ki kanun bu kez hata yapmış fena halde. E hem söyleyin bakalım ne borcuymuş bu borç? Lütfen lütfen gerilmeyelim. Devletin memurunun önünde rica ederim efendim. Yani bu işi yetişkinler gibi çözümleyelim lütfen lütfen. Yani haciz esnasında bu tarz gerginlikler hep ihtimal dahilinde olsa da Ay verenler. Ay baba annem bayıldı galiba. Hem sen niye öyle çıkışıyorsun ki? Avukat bey de görevini yapmaya çalışıyor değil mi dur, ama? Dur, e, dur kızım bir dakika bak konuşuyoruz öyle Teşekkür değil Teşekkür ederim Ceren Hanım. Eğitimli ve olgun bir insan olduğunuz o kadar belli ki zaten. <laughs> Ay rica ederim çok naziksiniz. <laughs> Ay bayılıyorum, kesin bayılıyorum bu sefer. E, karıcığım e, biraz müsaade eder misin bana? Memur bey bana bu borcun ne olduğunu söyler misiniz? Zira ben bir yanlış anlama olduğundan eminim çünkü benim kimseye borcum olmaz, olamaz. Kızım, babana söyle ben bayılıyorum. Of. Baba, annem bayılıyormuş, haberin olsun. Muhsin Bey, herhangi bir yanlışlık olmadığını söyledim size. Memur Bey, bilgilendirseniz borçluğumuza. Sanırım kendisi niza çıkarmaya meyilli bir kişilik. Hala borçlu diyorsunuz ama olmaz ki. Yok kimseye borcum falan benim. Aa, kızıyorum. Beyler, ama. Beyler, 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 lütfen. Avukat Bey, bana işimi öğretmeyin rica ederim. Siz de sakin olun Muhsin Bey. Canım sakin olayım ama bakın sabahtan beri benim kimseye borcum yok diyorum inandıramıyorum. Bu ne borcu diyorum cevap alamıyorum. Karım da bayıldı, e, siz de beni anlayın. Daha ölmedim Muhsin, daha ölmedim. Yani öldü demedim, bayıldı dedim Şaheser, Allah gecinden versin. Sen hep benimle uğraş zaten, yaranamadım gitti sana bunca yıldır. Allah gecinden versin, versin ama değil mi? Öleyim de kurtul bari. E, şaheser, ya, Ay. sırası mı şimdi yabancıların Ay. önünde? Ha? Çok kırıcısın Muhsin, çok çok. E, şaheser, sen bayılmanla ilgilenir misin lütfen? Ha, bayıl. E, memur Bey, sizi dinliyorum, kimemiş bu borcum, ne borcuymuş bu? Buyurun. Evet Muhsin Bey bakıyorum şimdi bakıyorum. Görünen görünen şu ki biz sizin nafaka borcunuzdan dolayı buradayız. Nafaka, nafaka. mı? Evet efendim nafaka. Eski karınız sizi icraya vermiş. Aa! Ay ay fena alıyorum. Ay ben bayılıyorum. Kolonya getirin. Kolonya getirin. Geçli bir yedim musil ay ay, ay. ay. Aman be karıcığım aman be. Ay. Bayılamadın gitti. Ay. Yani bayıl da bir sus Allah aşkına. Ay. Tövbe Rabbim, çar çar çar. Ceren, Ceren kulonya getir. Akide su. Ah boyun devrilsin Muhsin, boyun devrilsin. Nasıl yaptın bunu, nasıl, nasıl? Bir de nasıl davranıyorsun, şuna bakın. Ah benim akılsız kafam, ah benim Hanı akılsız Hanımefendi, hanımefendi biraz sakin olalım lütfen. Ya işimize engel olmayın, rica ederim. Ya sirke <laughs> çevirdiniz ortalığı ama. Böyle de olmaz ki, bu resmi bir görev. Memur Bey bakın. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne nafakası bu? Ha? Benim nafaka ödeyecek kimsem yok. Nafaka ne demek? Ha? Delireceğim ama şimdi. Efendim siz onu eski karınıza söyleyeceksiniz. Biz sonuçta görev için buradayız. Eski karın mı? Muhsin kim bu eski karın? Ay, ay neler geldi başıma Allah'ım sen aklımı koru. Sen daha bayılmadın mı Şaheser? Ha? Bayılmadın mı? Aşk olsun baba ama. Demek bir eski karın var. Hep çocukların da vardır şimdi senin. Neden söylemedin bana baba, neden? Hadi anneme söylemedin. Peki ya ben? ben Ceren baba. Hanım lütfen ağlamayın ama. Bakın ben de üzüldüm şimdi. Hay Allah. Buyurun bu mendili alın. Su içseniz biraz iyi gelir. Ay çok teşekkür ederim çok naziksiniz. Çok bir haber oldu tabii bizim için. Yoksa ben her zaman böyle her şeye ağlayan sulu gözlü kızlardan değilimdir. Aslında oldukça da neşeliyimdir yani. Burcumun özelliği herhalde Sizin terazi. Kesinlikle anlıyorum. Elbette bu herkesi üzebilecek hassas bir konu. Zaten ağlamak da size yakışıyor. İnanın. Yani her kadına yakışmaz. O anlamda söylüyorum. Ne demiştiniz burcunuza? Terazi. <laughs> Ay başıma gelenler. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Akide nerede bu kolonya? Geldim hanımım geldim. Bu devrilsin bu erkeklerin yapılır mı senin gibi kadına? Puh yazıklar olsun Muhsin Bey. Senden hiç beklemezdim. Benim boyu devrilesince de bunun gibiydi işte. Çekti gitti de kurtuldum sonunda. Al hanımım kokla. Ah. Kok. Ah, ah, baklar. Hı, Muhsin Bey size. Bari sen sus. Akide sen sus. Memur Bey bakın. Benim eski karım falan yok. Bir tane karım var. O da bu kadın. Bana bu kadın dedi. Akide bunca yıllık karısına bu kadın dedi. Öteki kim Muhsin? Öteki kadın kim? Çabuk söyle. Evet baba kim öteki kadın? Ya öteki çocukların kaç tane çocuğun var öteki kadında? Söyle artık. Dayanabilirim baba. Söyle. Kim öteki kadın Muhsin Bey? Hanımımı kiminden aldattın? attı? Yere bakan yürek yıka Musim Bey. Söyle bakayım. Kesin sarı kafalı bir karıdır. Değil mi ha? Benimki de öyle biriyle kaçtı. Ya ne oluyorsunuz ha? Hepiniz delirdiniz mi? Yok öteki kadın falan. Avukat bey bu tamamen bir yanlış anlama. Ya da rakiplerimin bir komplosu. Ya siz de söylesenize bir şeyler. Vallahi ne söyleyebilirim ki beyefendi. Ben bir hukuk adamı olarak işimi gücümü bırakıp size komplo hazırlamakla neden uğraşayım ki? Bakın bakın ben saygın ve tanınan bir iş adamıyım. Belli belli. Ne dediniz siz? Belli diyorum. Y yani elbette öyledir. Ama kanun ayrım yapmaz mı Sin Bey? Zengine ayrı, fakire ayrı, iş adamına ayrı, ne bileyim İşçiye ayrı kanun yoktur. Kanun önünde herkes eşittir ki buna hukuk devleti olmak diyoruz biz. Şimdi bir saniye, siz bir işçi olsanız size farklı muamele mi yapmak gerekir? Elbette hayır. Burada önemli olan sizin de o işçinin de aynı koşullarda muamele görmesi. Yani diyorum ki efendim, saygın ve tanınan bir iş adamı da olsanız o işçiden farkınız yok. Borç borçtur ve... Nafakanızı ödeseydiniz bunlar ikinizin de başınıza gelmez. İkimiz kim memur bey? E işçi arkadaş ve siz. Hmm. Hangi işçi arkadaş? Nafakasını ödemeyen işçi arkadaş. Sizin gibi yani. Hmm. Allah'ım bana sabır ver şimdi ben de bayılacağım. Ya Muhsin gülme komşuna gelir başına. Bak bir de bana laf ediyordun. İnsan bayılıyor haliyle böyle bir olay karşısında. <laughs> Sen ne zaman ayıldın Şahesel? Şaheser. Karıcığım. Bana karıcığım deme. Muhsin bana sakın bir daha karıcığım falan deme. Git o eski karın olacak kadına karıcığım de. Çek elini çek. Allah'ım sen aklımı koru ya Rabbim. Ceren. Kızım al anneni odasına götür. ilaç ver, su ver, kolonya ver. Ne bileyim işte bir şeyler ver. Sakinleşsin biraz. Ben de şu işi halledeyim. Peki baba ama şunu bil ki bunu senin için yapmıyorum. Annem harap oldu. Aa. Onun için yapıyorum. Yoksa sen bir yerde sadece annemi değil beni de aldatmış sayılırsın. <laughs> aman kızım anneni al götür de kimin için götürürsen götür ayrıca babaya bu saygısızlığın hesabını da sonra göreceğim. Hmm. O da ayrı bir konu. Tabii tabii. Hadi anneciğim <laughs> gel biraz yukarı çıkalım. Tamam. Açılırız. Ee, yardım etseydim Ceren Hanım. Ay çok naziksiniz. Ben hallederim. Yine de teşekkürler. Rica ederim. O sizin nezaketinizden. <laughs> evet. Şimdi biraz sakinleşelim. Beyler, bu işi sakince ve soğukkanlı ele alalım. Koskoca holdingleri yöneten ben bu krizi de çözeceğimden eminim. Hatta bence önce bir şeyler içelim, kendimize gelelim. Akide, görevdeyim. İçmem ve içemem Muhsin Bey. Lütfen ısrar etmeyin. Kahve için, çay için. Bakın şey olabilir aslında. Ne olabilir? Süt söyleme sahip. Neden söyleme sahip? Süt ya o nedenle. Aha, evet evet tabii tabii o nedenle. Akide e, memur beye süt bana da bir kahve e, avukat bey. Bana da süt efendim söyleme sahip. Allah Allah bunun nesi ayıp anlamadım ama e, Akide avukat beye de süt lütfen. Tamam beyim süt. Mümkünse inek sütü. İnek evet. İnek mi? Aa, e, evet tabii inek e, neyse Evet şimdi her şeyi adım adım halledelim Ve kahvelerimizi içelim Süt Muhsin Bey süt e, Ve sütlerimizi sonra da konuyu masaya yatıralım değil mi e, Hadi Akide koş bakalım süt getir Hadi İnek sütü diyor adamlar ya Allah Allah e, Getireyim beyim getireyim hastanesinden bugün erken saatlerde kaçan bir grup hastanın henüz bulunamadığı, aramaların devam ettiği bildirildi. Hastane yetkilileri bu hastaların çeşitli kılıklara girebileceğini ve oldukça tehlikeli olduklarını belirterek vatandaşların bu şahıslarla karşılaşmaları halinde sakin ve tedbirli davranmalarını ve hemen polisi aramalarını tavsiye ettiler. Aman ya! Yine ne oldu akide? Yine e neleri dağıttın? Yok bir şey benim geldim geldim. Amanın başıma gelenler. Bu iki adam o deliller olmasın. Aynı radyodaki adamın dediği gibi. Hey, eyvah eyvah. Beyim tevekili bu işte bir yanlışlık var deyip duruyor. Zaten gözleri de göz değil ikisinin de. Eyvahlar olsun. Ne yapsam ki? Çaktırmadan bunu nasıl söylesem ki? Anlarlarsa maazallah. Ne dedi adam? Tehlikeli olabilirler. Yani ne yapmak gerek? Çaktırma bak. Ne yapsam? Ne yapsam? Ah, tamam kız Akide. Sen aklınla bin yaşaya mı? Ah be seni bir okutsalardı. Bu zekayla kesin vekil falan olurdun sen. Rahmetli adam derdi. Sen gözlerin açık doğdun diye. Ama bahtı kara Akide işte. Ah ah. işte içeceklerimiz de geldi. Buyurun bakalım afiyet olsun. Ee, şimdi süt. <laughs> e, süt. Allah Allah. Bunlar da ne kadar meraklı süte. Afiyet olsun efendim. Buyurun. Buyurun. Evet, buyurun afiyetle için. Oh 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 yarasın yarası. Aman da bir dikişte bitirirlermiş de. Hadi bakalım. Aferin size. A abartma. Akide tamam. Tamam. Sen de bir hoşsun bugün ama neyse. Şimdi Memur Bey, Avukat Bey, dediğim gibi benim başka bir karım, çoluğum ve çocuğum yok. Bu nedenle de nafaka borcum olması imkansız ki olsaydı bile. Yani başka bir karım demek istiyorum. Ben nafakamı düzenli olarak öderdim. Ödememişsiniz işte beyefendi. Ödemiş olsanız neden gelelim ki bu hacize? Değil mi Avukat Bey? Ah oh, süt güzel değil mi? Yağlı ve tam kıvamında. Efendim süt diyorum yağlıymış. Ha evet. Doğru tabii, tabii. <laughs> Bakın kardeşim ya ben anlatamıyorum ya da siz anlamıyorsunuz ısrarla. Ben tabii ki nafaka falan ödemiyorum. İşte işte kendinize itiraf <laughs> ettiniz. Ödemiyorsunuz. Biz de o sebeple buradayız zaten. Nafakanızı ödemiş olsaydınız biz neden kalkıp evinize kadar hacize gelelim? Öyle değil mi? Devlet ve kanun el ele verip size kamera şakası yapacak değil ya. Ödeseniz gelmezdik. Ödemiyorum diyorsunuz ki. İşte olay burada çözülüyor. Ödenmemiş nafaka borç demek olduğundan, borç da icraya verildiğinden ve bunun doğal sonucu da haciz olduğundan biz de buradayız efendim. Değil mi avukat bey? Evet. Kendi ağzınızla kendinize ele verdiniz işte. Nafaka ödemiyorum dediniz. Süt güzelmiş gerçekten. <laughs> Kardeşim ya, yahu deli misiniz siz? Aman deli deme beyim. Aman deli deme. Beyefendi beyefendi. Bakın Lütfen görev başındaki memura biraz daha saygılı olalım. Ne de olsa biz burada devleti ve kanunu temsilen bulunuyoruz. Avukat bey de kanun adamı olarak belli bir seviyede saygıyı hak ediyor elbette. O nedenle seçtiğiniz kelimelere dikkat edelim lütfen. Ama siz de beni deli ediyorsunuz memur bey. Deli deme! Deli deme! İhsan Bey! İhsan, İhsan Bey! efendim e, Muhsin. Ah pardon pardon. Hem kendiniz ben nafaka falan ödemem diyorsunuz. Hem de bize zorluk çıkarıyorsunuz. Ya lütfen ama lütfen. Yapıcı ve nazik olmaya çalışıyorum. Ve fakat benim de bir sabrım var. Lütfen zorlamayın rica ederim. Süt gerçekten çok güzel bu arada. Ne dersiniz? Ah, biz bulamıyoruz böylesini. Evet evet gerçekten her zaman bulunmuyor böylesi. <laughs> e, tamam da memur bey yani siz de beni anlayın. Derdimi anlatmaya çalışıyorum ama iki saattir beni dinlemiyorsunuz bile. E, vallahi delirmek işten bile değil. Muhsin bey deli deme diyorum sana. Değil. Ya Akide. Ne bağırıyorsun sen durup durup? Ne delisi ne demeyeyim? Çok vahim Muhsin Bey. Aman deli falan deme. Çok dikkat et. Çaktırma. Biraz da idare et. Ben icablarına baktım. Az sabır kurban olayım. Ne oluyor Tahsin Bey ne oluyor? Tahsin değil efendim Muhsin. Ah, pardon pardon. Ne oluyor öyle fısır fısır konuşuyorsunuz? Bir devlet görevlisinin önünde. Gizlediğiniz bir husus mu var yoksa? Yoksa mal kaçırmak gibi bir düşünceniz mi var? Hiç tavsiye etmem bakın. Hiç tavsiye etmem. Olacaklardan da ben sorumlu olmam haberiniz olsun. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Aman ne konuşalım memur bey. Siz güzel olmuş mudur filan diyorum işte. Mahcup olmayalım diyor. Sizin sütünüz mü? Kesin deli bunlar kesin. Yok efendim inek sütü. Aa benim ne sütüm olur bu yaştan sonra tövbe tövbe. Akide neler oluyor ha? Ne Niçin saçmalıyorsun sen? Gerçi burada herkes saçmalıyor ama... Sus beyim sus. İdare ediyorum. Hayatımız buna bağlı. Sen çaktırma devam et. Ya neyi idare ediyorsun Akide? Bak fena yapacağım ama. Konuş, konuş yoksa bütün hırsımı senden çıkaracağım. Beyim bunlar var ya. Değil mi? Ya bir hata yaptıkları muhakkak. Biraz daha süt konusunda tuhaflar ama abartma sen de. Deli denmez öyle insanlara. Aa ayıp oluyor ama Orçin Bey. Orçin değil efendim Orçun. aman e, Muhsin. Hala fısır fısır her neyse işte. Kesin inek sütü evet evet. <laughs> Pardon memur bey kusura bakmayın. Bizim Akide biraz enteresan bir kişiliktir de. Hani sütünü beğenmediniz diye endişelenmiş. Utancından da ne diyorum ben ya Allah'ım. Neyse efendim neyse neyse. Bu iş artık fazla uzadı. Tek bir haciz için bu kadar vakit harcamak devlete zarar verir. Lütfen bize artık fazla uğraştırmayın da haciz işlemini bir an önce yapalım. Öyle değil mi avukat bey? Efendim? Yani diyorum artık haciz işlemine geçelim diyorum. Aa evet tabii geçelim geçelim. Hala de. haciz diyorsunuz. Ben Türkçe konuşmuyor muyum? Hı? Bu Muhsin Korkmaz ben değilim diyorum size. Ha Benim borcum da yok eski karım da yok diyorum. Hem... Bir dakika söyler misiniz kimmiş bu eski karım? Adı neymiş? Eski karınızı hatırlamıyor musunuz muhlis bey? Muhlis değil efendim muhsin. Ah, pardon muhsin bey. Gerçekten pes doğrusu. Pes pes. Bu arada kendimi biraz yorgun hissediyorum ben. Of oh, tuhaf şey. Görevdeyken asla yorulmam ama süt mü çarptı acaba? Keskindi de biraz. Ay oh. sütünüze de size de. Allah'ım affet yani günaha sokarlar adamı bunlar. Aslında ben de... Evin havası ağır galiba biraz. Ee, bu arada Ceren Hanım nasıl acaba? Yani hanımlar sanki çok etkilendiler ama... Allah Allah! <laughs> Cidden uykum var galiba. Süt keskindi evet ama... Sütü her gün taze alırız efendim biz e, değil mi Akide? Ya, bu süt mevzuda nereden çıktı şimdi? O değil de tansiyonum çıkacak birazdan. E, tabii beyim sütümüz taze. İneği de tanıyorum. Genç bir inek. Gerçekten Benim de çok uykum var Tabii tabii uykum var Allah'ın delisi <laughs> seni Birazdan bir uyuyacaksınız Bir daha kalkamayacaksınız inşallah Bak. Me Memur bey Memur bey iyi misiniz siz <laughs> Hayda avukat bey Ya Akide adamlar uyuyor resmen Yoksa bayıldılar mı Yoksa zehirlendiler mi Aman Akide süt mü bayattı yoksa eyvahlar olsun Memur Bey. Ama abim onlar uyumasında kim uyusun. O kadar uyku ilacını deveye versin uyurdu. Oş oh, günler ya Rabbim. Sen bizim canımızı bağışladın. Uyku ilacı mı? Ne diyorsun sen Akide ne uyku ilacı? Sen ne yaptın Akide? Bu delilerin sütüne bastım ilacı beyim. Allah'tan kafam çalışır yoksa bu manyaklar kesin bizi keserdi bastım uyku ilacını. Oh! Keskin mi süt demek? asına süt. Sen tabi bilmiyorsun hangi eve düştüğünü. Her kuşun eti yenmez. Allah'ın delileri sizi. Deliler mi? Uyku ilacı mı? Akide sen ne yaptın? Asıl sen delirdin. Adamların sütüne uyku ilacı mı koydun? Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Devlet memurunu uyutmaktan tutup götürecekler. Ben de rezil olacağım. Rezil olmayı bırak. Hapislerde çürüyeceğim bu yaştan sonra. Oha! Sizin dünyadan haberiniz yok tabi beyim. Bunlar var ya bunlar. Ne avukat, ne memur. Deli bunlar, deli. Raporlu deli. Devlet memuru ha. Resmi deli bunlar. Deli deli. Bizi uyutup boğazımızı keseceklerdi. Cart diye. Allah'tan Rabbim bana zeka, sizin halmadı bol bol depresyon verdi de benim aklımla hanımın uyku ilaçları sayesinde bir katliam önlendi. Gazetelerin üçüncü sayfasında haberlik kesin yarın deliler masum bir aileyi kesti şeklinde. Ne? Nasıl yani? Mutfakta benim radyo hep açıktır ya, e bir de siz kızarsınız. Bu radyo hiç susmuyor akide. Elin işte kulağın oynaştı akide. Ya o radyo hayatımızı kurtardı Muhsin Bey. Maazallah bu iki deli hepimizi kesecekti. Ama ben hep söylüyorum. Benim kıymetini bilmezsiniz ki siz. Ama olsun. Ekmeğinizi yerim yıllardır. Kalbim kırılır ama elimde kafamda sizin için çalışır evelallah. Ama bazen insan iki güzel söz duymak istiyor tabii, motive olma açısından yani. Ama nerede? Akide, Akide Sadede gel. Başlatma radyomdan. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Akıl sağlığımı kaybetmeden konuş yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bak, olan sana olacak. Aman, tamam tamam. Bu adamlar hastaneden kaçmış iki deli. Hem de çok tehlikeli. Ben onlardan kurtulmak için hanımın deli doktorunun verdiği uyku ilaçlarından katı verdim sütlerine. Şimdi kim daha tehlikeliymiş anlasınlar bakalım. Pabuç bırakır mıyım ben? Ha? Akide benim adım Akide. Şimdi ben de delireceğim o olacak. Ya Akide, radyoyla bunun ne ilgisi var söyler misin bana? Şimdi şöyle bir, bak anlatayım. Ben şimdi süt için mutfağa gittim ya. Ha. Adam haberleri okuyor. Hani ispiker bir adam var ya. Hı hı. O işte haberleri okuyor. Diyor ki iki tane azgın dili kaçtılar böyle. Adamlar... Ah Muhsin şimdi ne yapacağız kocacığım? evimizde iki zır deli hem de baygın. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? Aman ah. ya aman ya bendeki de şansa bak. Halbuki de ne kadar tatlı ve nazikti şu avukat olan. Neyse evet babacığım ne yapacağız şimdi? Oo, şimdi babacığım kocacığım olduk ha. Hem sen ne çabuk ayıldın bakayım Şaheser. Hele sen Ceren. Adamın ağzının ikine düştün. Fark etmedim sanma. Soracağım hesabını sana bunun. Hele şu krizi hali bir geçsin. Ama babacım ben ne bileyim adamın deli olduğunu ya. Gayet de ne kibar davranıyordu adam. Hem ben sadece misafir diyerekten yani şey yaptım. Ay şimdi bunların sırası mı kocacığım? Bu delileri ne yapacağız sen onu söyle. Ay ben istemem evimde baygın deliler. Hadi çare bulalım şuna hemen. Hadi hadi ne yapacağını söyle hadi hadi. Vallahi ona bana değil de Akide'ye sor Şaheser. Adamları bayıltan o. Akide bana bak sen ne kadar uyku ilacı koydun bunların sütüne? Hı? Bak işte sütten anlamalıydım adamlarda bir tuhaflık olduğunu ben ya. Neyse tutturdular süt de süt diye. Neyse bana bak çok fazla ilaç koymadın değil mi? Vallahi beyim dedim ya bir deveyi bile uyutuyor. İki tane hanımı anca bayıltıyor. Bunları da ona göre ayarladım verdim. E, riski sokamazdım değil mi? Canımız tehlikedeydi sonuçta. Ay baba adamlar ölmesin ayol aşırı dozdan falan. Ay yazık, gencecik adam avukat olan da. Hayır, deli ama. Ay ağzından yel alsın kızım. Ay istemem evimde ceset falan ben. Muhsin, Muhsin bir şeyler yap. Vallahi bayılırım, bak söylüyorum. Ya yeter, yeter. Durun biraz durun, durun da kafamı toparlayayım. Biraz. Telaş etmen, telaş etmen. Horul horul uyuyorlar işte. Daha da uyurlar. Bak horluyorlar bile, duymuyoruz mu? Her şeyi bilen üstün zekalı Akide Hanım. Bu iki adamı uyuttun anladık. Bundan sonraki planınız nedir anlatın da dinleyelim bakalım. Öncelikle bu alaycı tavır hoş değil beyim. Lütfen bir günde iki kez kalp kırmayalım. Rica ederim. Hani teşekkürü geçtim ama hani yani <gülüyor> 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 Aman e, Tamam 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 sakin olalım alt tarafı kapı çalmıyor lütfen tamam. Ayy. tamam tamam tamam, tamam. Ayy. adamları saklasak mı acaba baba evet. yani evimizde baygın yatan iki yok, tane adam var oğlum Melo nerede deli 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 Meli insan sonuçta. Ama biz bir şey yapmadık ki ya kızım. Yani niye saklayalım? Arar polise teslim ederiz. Sonuçta kendimizi <laughs> korumamız da gerekiyordu, öyle değil mi? <laughs> Olmadı. Akideyi de veririz polise böylece hepsinden birden kurtuluruz. Tabii <laughs> tabii. Tab <laughs> Hayır orası öyle ama yani. Ha boşuna demezler iyilik cezasını bulur diye. Sen bir katliamı önüne. Onlar seni elleriyle polise teslim etsinler. Ah benim salak kafama. Ah. Bırak kessinler hepsini. Akide. Oy. Buyur bey. Ya kapı çalıyor. Evet beyim duyuyorum ama açmayalım bence ne olur ne olmaz. Bence de Muhsin açmayalım belli mi olur? Çünkü uyku ilacı da kalmadı beyim. Hepsini bu delilere verdim. Şimdi bu gelenlere yetmez ortada kalırız maazallah. Zaten ben bir daha kurtarmam hayatınız. bak söylüyorum. Ya saçmalamayın ya bütün akıl hastaneleri boşalıp bizim eve mi akın edecek? Allah Allah akide. Aç kapıyı bakalım kim gelmiş. Gereksiz biri ise gitsin sonra polisi ararız. Vallahi beyim ben bilmem sorumluluk sana ait. Sonra bana söylenme çünkü senin sağ solun belli olmaz. Polise de inkar ederim ben yapmadım derim ne bilirim ben derim. Akide. Ay, ay. Tamam tamam açıyoruz. Asıl deli bu benim bey. Bunu yursam daha iyiymiş valla. Buyurun kimi aradınız kardeş? İyi günler hanımefendi ben dedektif Ali bu da ortağım Veli. Dedektif derken yani tam olarak neyi kastetmektesiniz? Filmlerdeki gibi mi yani cinayet araştırmacısı şeklinde mi? İyi günler hanımefendi ben Veli dedektif Veli. Ali'nin ortağı polis dedektifi anlamında. Akıl hastanesinden kaçan çok tehlikeli iki adet deli arıyoruz... Çevredeki evlerde araştırma yapıyoruz ee, ve bu sebeple sıra sizin evinize gelince de... Aman! Size Allah gönderdi. İyi günler, iyi günler polis bey. Geçin, geçin. Muhsin bey, kurtulduk. Polisler geldi. Buyurun polis bey, geç, geç. Evet, içeri geçelim ortak. Geçelim ortak. Sanırım aradığımız bilgi burada. Evet. Bilgi değil, deliler burada, deliler. Aman buyurun, buyurun. Ee, memur beyler hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Gelin lütfen buyurun buyurun. Ee, ben Muhsin korkmaz. Bu eşim Şaheser, kızım Ceren ve bu da. Bizim... Kahya Akide, Hah. memur bey. Memnun olduk. Ne kadar memnun olduğumu anlatamam vallahi billahi. Biz de tam sizi arıyorduk. Kalp kalbe karşıymış derler doğruymuş. Kahya ama neyse neyse vallahi tam zamanında geldiniz. Gerçekten de biz tam polisi aramak üzereydik. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk efendi Hanımlar ben dedektif Ali bu da ortağım Veli. Deliler de bunlar galiba. Hı? Evet işte bunlar o gözü dönmüş deliler polis bey. Canımızı zor kurtardık Allah sizi inandırsın. Yoksa burayı bir kan gölü içinde bulmanıza ramak kalmıştı. Ee peki ne olmuş bunlara böyle? Biraz hareketsizler sanki. Evet hareketsizler ortak. Evet. Şimdi ben bunlara süt hazırlamak için. Aa! <laughs> ee, efendim şimdi yani bir yanlışlık sonucu bu arkadaşların sütüne. Süt mü? Sütü. Ne sütü? İnek sütü. Yine mi süt Allah'ım? Yine mi süt? Demek inek sütü. Hmm, ilginç. Ee, evet, devam edin. Şimdi ben e, süt getirmeye gittim ya mutfağa. Benim mutfağımda radyom hep açık olduğundan... ...gerçi beyim bana kızar da... <laughs> ...Akide, bu radyoyu kapat. Falan böyle de. Akide, akide uzatma. Şimdi efendim yanlışlıkla hizmetçimiz... E, <laughs> ...yani kahyamız evet kahyamız... ...yanlışlıkla süte uyku ilacı koymak suretiyle... ...aslında tabii e, bilerek yapmasa da... ...şimdi a, a, adamların deli olduğunu... ...aslında tabii kimseye zarar vermek yani... Is, ...haberlerde duyunca o panikte <laughs> ...cahillikte... Tamam <vardı>. beyefendi <laughs> tamam tamam anlaşıldı anlaşıldı. Kendinizi zorlamayın. Yanlışlıkla ya da her neyse işte... ...bu adamları uyuttunuz öyle değil mi? İnek sütüne uyku ilacı katmak suretiyle yanlış anlamadıysam. Öyle oldu memur bey. Nihayetinde başımız dertte değil mi? Yani bir çeşit nefsi müdafaa denilebilecek bir durum ne de olsa. Aslında değil. Başımız dertte değil mi? Dertte değil değil mi? Ee, duruma göre değişir. Şey Muhsin'di değil mi? Hep Muhsin efendim. Ha, Muhsin. Muhsin, Muhsin. Muhsin. Doğru doğru Muhsin. Evet Muhsin Bey. ortamında söylediği gibi... Duruma göre değişir. Hangi duruma göre değişir memur bey? Bunlar iki tane tehlikeli deli. Yani ne yapsaydık ki? Gerçi biz bir şey yapmadık. Her şey bu iş güzel hizmetçinin başından çıktı. O kendi inisiyatifiyle hareket etmiş. Bizim haberimiz dahi yoktu. Ama sonuçta bu deliler biz bir girişimde bulunmasaydık maazallah kim bilir neler yaparlardı öyle değil mi? Ayıp oluyor ama abiyim. İş güzel hizmetçi diyerekten beni neden aşağılıyorsunuz kişincik? Ha? Hayatınızı bana borçlu olmanız bir yana bunca senenin de bir hatırı olması gerekir öyle değil mi? Takide sus ne olur sus yalvarıyorum sus bak fena olacak ama bu deliler bize zarar verebilirdi yani kendimizi korumak açısından diyorum ki of ben ne diyorum biliyor muyum ki? Tamam beyefendi tamam şimdi sakin olalım önce bu delileri uyanmadan etkisiz hale getirelim ki uyandıklarında etkisiz olsunlar. Değil mi ortak? E, evet ortak. E, evet. E, bir dakika ne yapacağız peki? Yani etkisiz hale getirmekten kastınız nedir? Hı? Zaten uyuyorlar da o açıdan zaten etkisizler şu anda. Kesin bir çözüm bulmak gerek. E malum bunlar çok tehlikeli iki adet katıksız dedi. Ben öldürelim diyorum ortak. Net bir çözüm. Tabii. Ne? Muhsin baba. <laughs> Valla bence de iyi fikir. Öldürelim gitsin. Marika. Akide. Ma ne akide akide? Başka laf çıkmıyor ağzınızdan. Aşağı akide, yukarı akide. Ne yapsın akide? Önce bağlayalım bence. Sorgulamadan öldürmemek gerek. Önce sorgular, sonra öldürürüz. Hı hı. E bakalım durum nedir? Neden kaçmışlar? Neden buraya gelmişler? Hı hı. Ve hepsinden önemlisi neden delirmişler? Kesinlikle haklısın ortak. Ben hemen bir ip getireyim polis bey. Yalnız rica etsem de salonun ortasında öldürmesek. Kan temizlemek çok zor oluyor da o sebeple yani batmasın şincik ortalık. Sonra bana kalacak bütün bu temizlik tamam He yani olur mu? Ya yani boğalı böyle kansız olur temiz temiz olur mu polis beyler? Akide, Akide! baba. Evet, bu işte tamam. Adamları bağlamakta çok iyi ettik ortak. Hı hı. Ayıldıkları zaman kıpırdamalarına olanak kalmadı. Çok akıllıcaydı ortak. Ayıldıklarında hiçbir şey yapamayacaklar. Ellerinize sağlık. Oh olsun. Şuna bir düğüm daha atsam mıydık acaba? Gevşek mi oldu biraz? Şey şey, evet yani gerçekten bağlamakta iyi ettiniz de memur bey şimdi ne olacak acaba? Yani merakımdan soruyorum. Bunları böyle evin ortasında tutmayacaksınız sanırım ha? Ayılmalarını bekleyeceğiz. Sorgulamak için tabii. Peki iyi de onları buradan götürseniz de karakolda falan sorgulasanız daha iyi olmaz mı? Yani prosedür nasıl tam olarak bilmiyorum tabii ama yani sanki daha düzenli olur gibi geldi de bana. <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 olay mahallinde sorgulamamız gerekir bekleyeceğiz. Evet evet tabii anlıyorum bu arada beklerken bir şeyler içmek ister misiniz acaba böyle çay kahve başka bir şey? Süt ee... olabilir ne dersin ortak? Evet süt. süt kesinlikle olabilir. Süt mü? İnek sütü istersiniz siz kesin değil mi? İnek, İnek sütü, sütü yeterli. yeterli. Aa, ama uyku ilaçsız lütfen. <laughs> Espri mükemmel de ortak. Uyku ilaçsız süt. <laughs> evet. <gülüyor> Teşekkür ederim ortak. <laughs> ben aklıma bugün yitirmezsem bir daha yitirmem kesinlikle. Bir daha süt lafı duyarsam çılık atacağım. Hemen getiriyorum polis beyler. Hem de ilaçsız. Sen de ister misin beyim? Ne? Süt, süt bir yer. Yok ol Akide, yok ol. Evet İhsan'dı değil mi İhsan A Bey? Yok e, Muhsin efendim, Muhsin. A, pardon Muhsin Bey. Evet. evet. Önce sizin ifadenizi alalım. Alalım memur bey buyurun. E, i̇fademi de alalım, başka ne bulursak onu da alalım. Tabii. Öncelikle bu delilerin burada bulunma amacı neydi? Onları nereden tanıyorsunuz? Evet, bu delileri nereden tanıyorsunuz? İlişkiniz nedir? Ne münasebet efendim? Nereden tanıyacağım Allah'ın delilerini? Sus! Yani ben tanınmış ve saygın bir iş adamıyım sonuçta. Nasıl ilişkim olabilir ki onlarla, değil mi? Siz tanımadığınız insanların evine gider misiniz mesela? Peki evinizde ne işleri vardı? Hmm. Madem tanımıyorsunuz, neden içeri aldınız bu insanları? Hmm. Kendilerini icra memuru ve avukat olarak tanıttılar ve hacize geldiklerini söylediler. Biz de şüphelenmedik tabii. Nereden aklımıza gelsin ki, değil mi? Değil mi? Hmm öyle değil mi? Demek, demek haciz ha? Haciz demek. Kim? Ben bir yanlışlık olduğunu anlatmaya çalıştım ama yani tabii nereden bileyim adamlar deliymiş. <laughs> Yok efendim nafaka borcum varmış da ondan gelmişler de ben biliyorsunuz saygın bir iş adamıyım ve hiç kimseye borcum yoktur. Hele de nafaka borcumun olması çok anlamsız. Çünkü demek nafaka borcunuz var eski karınız amca. Hayır memur bey, yanlışlık da orada işte. Benim kimseye borcum falan yok. Ben saygın bir iş adamıyım. Ayrıca Neden ödemediniz nafakanızı o zaman? Osman'dı değil mi? Osman ya, Bey. Hayır efendim, Orhan. Aman e, Muhsin, ha, Muhsin. Muhsin, Muhsin. Muhsin Bey, Muhsin bey. Muhsin, Muhsin bey. Neden ödemediniz nafakanızı? Memur bey, o delilleri de söyledim. Benim nafaka borcum falan yok. Benim tek bir karım var. O da bu kadın. İşte bu, bu. Osman ay pardon Muhsin ha. bu kadın deyip durma bak fena bozacağı ama. Tamam tamam karıcığım affedersin ha. affedersin. Peki neden gelmişler? Kim neden gelmiş? E, i̇cra memuru ve avukat. <laughs> Memur bey onlar deli yani ne icra memuru ne de avukat e, bildiğiniz deli deli. Bildiğiniz deli derken... Yoksa bizim bu delilerle bir ilgimiz olduğunu mu ima etmeye çalışıyorsunuz yoksa? Hayır memur bey ne ilgisi var? Lafın gelişi. Sonuçta icra memuru değilmiş adam. Yani adam deliymiş demek istiyorum. Öteki de avukat değilmiş o da deliymiş çünkü. Deli. <laughs> borcunu ödemeyen herkes aynı şey söyler. Hem borcunu ödeme hem de görevini yapmaya gelen memura deli de. Tahsin Bey, Tahsin Bey. Tahsin değil efendim Muhsin. Muhsin, Muhsin, Muhsin. Bey, Muhsin. Evet, Muhsin Bey ben Muhsin. iyi bilirim sizin gibileri. Hayda memur bey. Bakın bu adamlar gerçekten icra memuru falan değil ki. Ya deli onlar deli işte. Bu yakaladığımız deliler. Sizin az önce bağladığınız deliler. Ve evet ayrıca tekrar ediyorum adım Muhsin efendim Muhsin. Anladım Muhsin. efendim. E hadi diyelim ki onlar deli. Bu sizin borcunuzu ödememenize mazeret olamaz ki Muhsin Bey. Muhsin'di değil mi efendim? Evet efendim Muhsin, Muhsin. Hem de nafaka borcu. Kim bilir eski karınız ne kadar zor durumdadır sizin yüzünüzden. <laughs> Allah'ım sen beni günahlardan koru. Ya Rabbim akıl sağlığıma mukayyet ol. Ortağım çok haklı. Neden ödemiyorsunuz zavallı kadının nafakasını ha? Madem iş adamısınız paranız da var. Ödeyin kadının nafakasını. Muhsin bak gerçekten varsa böyle bir şey. Memur bey ba dalga mı geçiyorsunuz benimle? Benim eski karım da yok borcum da yok. Ya delirtmeyin beni. Şaheser. Sen ne saçmalama lütfen. Sinirlenmeyin beyefendi sinirlenmeyin. Sinirlenmeyin tahsindi değil mi? <laughs> muhsin efendim. Muhsin Muhsin. muhsin, Bey, muhsin. muhsin Bey. <laughs> evet Muhsin Bey. Borcunuz olmasa... ...koskoca devletin icra memuru... ...neden kalkıp da buralara kadar haciz yapmak için gelsin? Değil mi ama? Koskoca devletin işi gücü yok da... ...durup dururken evinize haciz için memuru mu göndermiş yani? Bakın kardeşim. Adamlar deli diyorum ya size... Ya, ya siz de bu delilleri yakalamaya gelmediniz mi buraya? Adamlar deli. Yani memur falan değil. Allah'ım Allahım şimdi ben de bayılacağım galiba. <laughs> doğru doğru biz bu delilleri yakalamaya geldik. Ama yine de siz hem nafaka borcunuzu ödemediniz... ...hem de bir devlet memuruyla bir avukatı uyku ilacı vererek uyuttunuz. Evet. Ortağım kesinlikle haklı. Haklıyım tabii. Sana da, ortağına da. Bir şey mi dediniz efendim? Ha? Bir şey mi dediniz? Muhsin dedi. Buyurun sütler geldi. Süt, süt. Tövbe tövbe ya alt tarafı süt be kardeşim. Afiyet bal şeker olsun. Yarasın aslan polisler. şey memur bey şimdi ne olacak yani ifademi de aldınız. Bu adamları götürecek misiniz buradan? Öldüreceğiz dediler ya Tahsin Bey. Aman Muhsin Bey duymadın mı? Saçmalama Akide. Şaka yapmıştır polis bey öyle değil mi? yani ne öldürmesi götürüp de hastaneye falan yatırırlar herhalde değil mi? ha memur bey. Süt güzelmiş. Öyle değil mi ortak? Öyle ortak, güzelmiş, yağlı ve keskin. İnek sütü değil mi? <laughs> i̇nek sütü polis bey. <laughs> Halis inek hem de. Ben ineği de tanıyorum. Şöyle gençten bir... <laughs> Yağ da kıvamında. <laughs> gerçekten güzel. Kesin inek sütü. <laughs> polis beyler sütten anlıyorlar gerçekten. Ben ne yapsam bu Muhsin Bey'e yaranamam. Sütü de beğenmez, yumağı da. Hiçbir şeyi beğenmez. Ne yapalım işte kaç idare ediyor. Akide seni de verelim bu delilerle beraber götürsünler ha. Bir süre yatar gelirsin ne kadar iyi olur. Manyak manyak konuşup durma yeter artık. Yok sütmüş yok ineği tanıyormuş. Memur bey memur bey sormazsam çatlayacağım. Nedir bugün herkesin bu süt merakı? Hı? Yani aklımı kaybedeceğim çünkü kamera şakası gibi. Memur bey. o. Adamlar duymuyor bile beni. E, sütümü çok beğendiler. <laughs> Ali Bey, aman Musim Bey. <laughs> Akide, sen ne kadar laf edersen et. Bak demek ki sütün iyisinden anlıyor adamlar. Ya sen? Akide senin neden bir kapatma düğmen yok ha? Memur bey, memur bey süt diyorum. Hani nereden bu merak diyorum. Bugün gelen giden süt diye tutturdu da ille de inek sütü üstelik. Hadi şunlar deli anladık da yani size ne oluyor onu çözemedik bir türlü. Bize hastanede keçi sütü veriyorlar da. Evet keçi sütü veriyorlar. Ya Hastane mi? Hangi değil hastane? Mi? Ne hastanesi? Muhsin ne diyor bunlar? Be be Baba! Be Aha. Beyim hastane dedi değil mi? <laughs> hastane mi dedi? <laughs> Ondan kaçtık biz. Değil mi ortak? Evet ortak. Keçi sütü sevmiyoruz. İnek sütü de yok. Ondan kaçtık. Keçi sütü istemiyoruz. Ya, kaçtınız ha. <gülüyor> <gülüyor> kaçtık ne demek ki memur bey? Sizin nasıl yani? Ya? Peki bunlar ki bak iyi de. yanlış adamlarım uyuttuk yoksa. <laughs> Akide şu iş bir bitsin. Ben biliyorum sana yapacağımı. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Oh be. Süt bu işte. Değil mi ortak? Evet ortak. Gerçekten süt bu. İnek sütü. Ben, ben ineği de tanıyorum. Gençten bir... Sus Akide. Sustum beyim. Allah cezanı verecek Akide. Olsun versin beyim. Evet. Sütümüzü de bitirdiğimize göre... ...nerede kalmıştık? Neden nafakanızı ödemiyorsunuz diye sormuştuk. Muhsin, Muhsin Bey değil mi? Muhsin efendim, Muhsin ha. Musim hayır, Muhsin Muhsin Muhsin. Aa, Muhsin diyorum, uyansana Muhsin. Evet, Muhsin. Ben Muhsin. Ha onu diyorum ya Muhsin. Şahin sen. Ha? Sen misin? Allah'ım rüyaymış. Sana şükürler olsun ya Rabbim rüyaymış. Muhsin. Ay Muhsin şu dudaklar mı silikon yaptırsam diyorum. Ne? Allah'ım kapı. Ay ne oluyor sana Muhsin? Beyim. İki adam geldi beyim. Seni soruyorlar icradan geliyorlarmış. E, İcra mı? İstemiyorum. İstemiyorum. Bu ben ama sen ay, be, ay, 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 gel. ay, yazan Cidem Koç yöneten Levent Tülek yapımcı Kıvanç Nalça efektör Ersin Temelli Haciz adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın sevgili dinleyiciler.